Evet, tekrar sorar mısın sorunu? Hocam bu dünyevileşme hastalığı Kur'an-ı Kerim'in hitabıyla vehim mi oluyordu galiba, El-Vehn. değil mi hocam? Evet, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde geçiyor. Çok güzel bir şey söyledin. Çok güzel. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Sohbet esnasında tabii ki soru da sorabilirsiniz. Çünkü bu bir sohbettir. Hübbü dünya ve kerahiyetil mevt. Yani ve kerahiyetil mevt. Ve mel vehenu ya Resulallah. El vehenu hübbü dünya ve kerahiyetil mevt. Vehen varlıkların elden gitme korkusu. Yani varlıkların elden gitme korkusu. Oysa Allahü Teala bize imtihan olarak bunları vermiş. Bir gün elimizden alacağını haber veriyor. Biz bu dünyadan öldüğümüz an bütün kazancımızın ne kıymeti değeri var ki zaten. Eğer ahirete dönük olmuyorsa. Evet, aynen öyle. Korku. Hübbü dünya ve kerahiyetin ölmemek için. Yani ölümden kaçacaksınız. Dünyaya öyle dayanacaksınız, öyle sarılacaksınız ki her türlü haysiyet ve değeriniz ayaklar altına alınsa bile bunu normal göreceksiniz. Bu korkunç bir tahribat arkadaşlar. Bir Müslüman inancı değerleri ile şeref bulur. Bir insan inancına ters olan bir hayat tarzını benimsemez arkadaşlar. Bu hayat tarzı işte eğer inancına ters olmasına rağmen onu önceliyorsa, onu baş tacı ediyorsa bu bir dünyevileşmedir arkadaşlar. Maalesef bugün bunun üzerinde daha duracağız arkadaşlar. Bu dünyevileşme noktasını farklı noktalarda da ele almaya çalışacağız inşallah Rahman. Gerçekten bunu tekrar tekrar işlememiz gerekiyor. Yani üstünlük Güzel bir kaynağı konu hocam. olarak görülüyor. Üstünlük çok güzel, gerçekten öyle. Üstünlük kaynağı olarak görülüyor. Veya makamı, mevkisini kaybetmemek uğruna öyle entrikalar, öyle fırıldaklar yapıyor ki. Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözü aklıma geldi. 2 günlük şu dünyada yaşam sürecek, şu 2 günlük dünyada fırıldak olmaya değer mi diyordu. Çok güzel bir söz. Allah nur gölünde yatsın. Gerçekten çok iyi bir insandı. Amin. Dünya hayatı geçici olduğunu bilen insan dünyevileşmez. Ama maalesef arkadaşlar biz özellikle Müslüman inancına sahip muhafazakar dediğimiz taife artık istesek de istemesek de kabul etsek de etmesek de bal gibi dünyevileşmişiz arkadaşlar. Arabalarımızın modeli düştü mü hemen onu yüksek bir model almaya, evimizin eşyalarını modaya göre dizayn etmeye, kıyafetlerimizi modaya göre dizayn etmeye, efendim makamımızın, mevkimizin olduğunun ruhuyla güç kuvvet alma veya işte yani yoksulların hayatı hayatınızda tamamen unutulmuş bir vaziyet oluşturması. Yani yoksulların varlığı, yokluğu sizin için hiç önemli değil. Sizin yokluğunuz önemli olmasın. Siz de aman sizin varlığınız eksilmesin. Bu böyle değil mi şu anda arkadaşlar? Toplumumuzda bizler bu hale gelmedik mi arkadaşlar? Yani Geldik. geçen birisi bana ne soruyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok samimi bir arkadaşım. Hocam diyor çok sıkıştım diyor. O kadar sıkıştım diyor. Ödemelerim var diyor. Yani arkadaşlarımın çevreme bakıyorum, onlardan da ben artık uzaklaşmak istiyorum diyor. Oldukları halde vermiyorlar diyor. Kimisi diyor altına yatırmış, kimisi dolara yatırmış, kimisi hisse senedi almış diyor. Oraları takip edip duruyorlar diyor. Evet, işte bu bir dünyevileşmek arkadaşlar. Ve soru soruyor, hocam diyor kredi çekebilir miyim diyor. Ya dedim ben buna sen nasıl ne diyeyim ben sana? İçimiz yanıyor dedim. Yani ben kredi çek diyemem sana. Çünkü kredi faiz. İşte insanlar helal ve haram ruhunu kaybeder arkadaşlar. Bu dünyevileşmenin üzerinde duracağız arkadaşlar. Bakıyorsunuz ihtiyacı var, ihtiyacı yok aslında. Yani ihtiyacını görüyor alet, eşya. O ihtiyacı modası geçti diye veya eskidi diye veya işte başkalarının onu kınaması, onu efendim
küçümsemesi, onu dışlaması uğruna gece gündüz çalışıyor. Olmadı başka yerlerden başka şekilde helal haram aramadan o ihtiyacı gidermeye çalışıyor. Ve aslında madden belki bir şeyler elde ediyor ama manevi noktada o kadar şeyler kaybediyor ki huzuru gidiyor, sağlığı gidiyor, dengesi kayboluyor, ruhu gidiyor. Ve gidiyor da gidiyor maalesef. İşte Allah Resulü o günden bizi uyarmış. Hübbü dünya ve mel vehenü ya Resulallah el vehenü hübbü dünya ve kerahiyetil mevt. Ölümü unutacaksınız, kerih göreceksiniz. Ama ölmemek için adeta yani hayatın bütün lezzetlerine dalacaksınız diyor Allah Resulü. Nauzubillah. Allah bizleri her türlü maddi sevgiyi kalbimizden varsa söküp atsın. Manevi ruhla bizleri dirilsin inşallah rahman. Allah sizlerden razı olsun kardeşlerim.